Arkadaşlar bir görüntü var, bir görüntü paylaşıldığından bahsetmişsiniz. Bana detayı söylerseniz onu birazdan ekranlara getirebiliriz. Benim takip ettiğim kadar grubu takip eder misiniz lütfen? Şu anda az önce bir görüntü paylaşıldı orada. O görüntü konuştuğumuz konuyla bağlantılı bir konuysa lütfen onu hazırlayın ve ekranlara verelim. Bakın lütfen bir takip edin. WhatsApp'taki Allah'ım ben her şeyi takip ediyorum o inşallah. Şimdi baban hattaymış ama çok sinirliymiş, çok gerginmiş. Ben de gerginim. Ama lütfen şimdi yayını alayım mı ona bir karar veremedim ama. Peki Mehmet Bey önce şunu söyleyeyim, bir şartımı koyayım. Tabii ki yayına bağlanacaksın, ben herkesin konuşmasını istiyorum. Ama rica ediyorum küfür etmeden konuşun, olur mu Mehmet? Küfür etmeden konuşma sözü veriyorsa alacağım yayına. Kıza... Tamam. Peki alayım o zaman yayına. Mehmet buyur. Merhabalar. Merhaba Cihan Hanım. Merhabalar. Çok öfkeli olduğunu görüyorum. Bak, buyur. Dinliyorum seni. Bacıma bir şey söyleme. Tabii. Bak yaşım 50'dir. Bak isterse inan isterse inanma. Şerefime üzerime bak. Aslında şimdi babasının evine getirirken rahat olsun. Şerefime üzerime yemin ediyorum. Öyle bir kelime yoktur. Yalandır. Yok. Ya bu kadar olmaz ki ablam ya. Baban ağlıyor Belkıs'a. Hep iftira attığını söylüyor. İftira ise gerçekten çok yazık Belkıs'a. Hayır, itiraf olsaydı ben derdim gerçeği. Ben derdim, ben itiraf atıyorum. Ben hatta itiraf olsaydı ben bu konuyu açmazdım. Melek de beni terk etti, babasının evine gitti diyor. Rahat etsin diyor. Amacın o muydu? Hayır. Bugün Melek'i dövmüş dışarıda. Herkes şikayet etmiş. Onu da desin. Melek onun için gitmiştir. Melek'i dövdüğü zaman Melek hemen evine gitti. Babasının evine gidiyor. Mehmet karını dövdün mü? Alo. Düştü mü kapattım mı acaba? Bir bakın. Öyle mi? Evet karısını dövmüş. Köyde herkes şikayet etmiş babamı. Neden şiddet uygulamış ya? Yazık bilmiyorum ya. Neden şikayet etti. Ben de bugün işte Emine de ağladı benimle konuşurken. Emine kim? O şey. Yakup abimin karısı. Evet. Ağladı dedi benim yüzümde dedi her şey mahvoldu dedi. Ben de ne oldu dedi. Amcamın kızını aradım. Hı. O da dedi yok dedi sadece dışarıda Meleği dövmüşler dedi. İşte baban dışarıda Meleği dövmüş dedi. Köylerde şikayet etmiş dedi. Ay yazık günah ya. Mehmet bağlanmak istiyor mu? Şimdi açmak istemiyor. Çok üzgün ve ağlıyor yani. Onu gözyaşı bile yalan. Sahte mi diyorsun? Evet. Senin babanın Meleği aldattığı, başka sakin ile birlikte olduğu eminsin yani. Gözlerimle. Didem Hanım ben... Ne bileyim ben yine sorayım Didem yani. Didem Hanım ben emin olmasam burada çıkıp da babama rezil etmezdim. Yani ben buraya çıkıp da... Çok öfkeli olduğun için gözün kararmış olabilir öfkeden. O yüzden yani çok öfkelisin babana. Hınç dolusun. Babama da öfkeliyim, abilerime de öfkeliyim. Hatta dün Murat abime öyle öfkeliydim. Gittim çünkü... Murat'ın hakkında söylediklerin peki karısıyla ilgili söylediklerin? Karısıyla ilgili... Kızgınlıkla söylenen sözler mi? Detaya girme. Hayır, kızgınla söyledim tabii ki onu. Ama doğru mu? Doğru mu söylediğin? Hayır o doğru değil. Sinirle onu söyledim. Sadece bir hatası oldu. Sinir de onu çıkarttım ağzımda. O da küçükten beri o şey ben tamam. Ağzımda çıktım. Şimdi Cevdet telefon altındaymış. Cevdet duyuyor musun beni? Ha, duyuyorum abla. Cevdet şimdi Belkıs'a babasının kendisi hakkındaki iddialarını duyduktan sonra o da karşı iddialarda bulundu. Dedi ki Mehmet senin karın Sakine ile bir ilişki yaşamış. Ablacığım bu laf yalan konuşuyor. Delilleri çıkartıyor. Yalan konuşuyor Mehmet benim. Senin diğer karenin hattının üstünde delilleri çıkartsana. Bakalım babam saat 9'da eve gelip de. Bir dakika Cevdet bir saniye tamam benle konuş ama senin bir tane daha yani bir eşin olduğu bir de ilişki yaşadığın gayri resmi ilişki yaşadığın sevgilin olduğunu söylüyor. Şimdi senin Sakine ile Mehmet'in yakınlaştığı hatta ikisini çok yakın bir pozisyonda gördüğünü söylüyor. Küfür ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Gece yarısı saat 4'te 5'te babam niye o zaman eve geliyordu? Onu geç sen bize geldin. Hatırlıyor musun? Duydun mu Cevdet? Allah razı olsun. Bir dakika ablacığım. Bir daha onun yanına bizi bağlamayın abla. Tamam ablacığım. Utanma her şeyi söyle utanma. Utanma her şeyi söyle.
O da öfkelendi. Herkesin sana karşı öfkesi gittikçe artıyor. Benim de herkese karşı öfkem var. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hanife'yi birazdan alacağım da. Hanife'den neden boşanmak istediğini söyledi sana Mehmet? Mehmet söylemedi. Bizim aile söyledi. Mehmet de dedi. Ben karımı boşarım ama dedi en sonunda... Özür dilerim. Kim Mehmet'in karısından boşanacağını sana söyledi? Babam söyledi. Hatta onun ailesi herkes diyorlardı. Karısı boşanacak dedi. Çocuğu olmuyormuş diye. Aha. Bana da Mehmet de dedi. Ablası dedi. Mehmet karısını boşanmaz diye seviyor ama dedi... Seni alırsa dedi, karısı da demiş hatta onu, ben onu o gün dedim. Alırsa dedi, karının yanında oturursun, ikinize bakar dedi. Olur mu canım? Ablası öyle bana şey. Dedi. Sonra ben, bana dedi Hanife demiş, gelsin demiş. Ya açık demiş. Ve sorayım, Mehmet seni sevdiği için mi gerçekten? Bilmiyorum. Yoksa çocuk sahibi yani olabilmek için ben mi? Ben de bilmiyorum. Mehmet hangisi? Sevdin mi yoksa çocuğuna kardeş yapmak için biriyle yok, birlikte abla. Mi? Sevdim. Sevdin mi? Belkıs'a da buraya geldiğinde seninle ilgili neler söyledi? Bir duymak ister misin? Bir gelsin ekranlara ya. Girelim o beteri. Gireceğim yani. Üzgünüm. Belkıs'a. Buna ne zaman girmişiz? 19 Aralık'ta yaptığımız röportaj. Bir gelsin ekranlara lütfen. Beni anlamıyor. Asla öyle bir şey yok. Var mıydı kızım Rıza? Yok. Hayır yalan konuşuyor. Ben Mehmet'i seviyorum. 5 senedir sevdiğim adam zaten. Bir düğünde tanıştık. İşte konuşup görüşüyorduk ama... Babam gitti, benim bir yaşlı adama verdi. Sen Mehmet'e kavuşmak istiyorsun. Tabii ki Mehmet'e kavuşmak istiyorum. Seviyorum. Yani onun için canımı bile vermek hazırım yani. Babanın verdiği adamla evli kaldın mı? Ya bir ay evli kaldım. Ama o hiçbir şey vermedi bana. Yani hiç sevgi vermedi, aşk vermedi, her şey vermedi. Ama Mehmet'in verdiği kadar o vermedi. Dayanamadım. O gece zaten çıktım evden. İşte gittim Mehmet'i aramaya. Mehmet de dedi ben sana tam güvenemiyorum dedi. Yani ona kavuşmak istiyorum. Mehmet seni seviyor. O da seviyor. Çok seviyor. İkimiz de birbirimizi çok seviyor. Deliler gibi hatta. Keşke birlikte olsaydık. Yani birlikte her şey, hayatımız onun da güzeldi. Evli mi? Mehmet de evli. Ama zaten karısıyla ayrı yani. Ayrı evde yatıyor, kalkıyorlar. Ben onun yanında işte bir sene kaldım. Onunla bir sürü zaman geçirdim, hayatımı geçirdim. Yani bu kadar mutlu değildim yani. Annemin ölümü artık benim gözümün önünde gitmişti. Sanki annem ölmemiş gibiydi. Ama seviyorum yani. O bana iyi geliyor. Hiç kimse iyi gelmiyor. Mehmet'e kavuşmak istiyorum. Sadece Mehmet'i yanımda görmek istiyorum. Kavuşmak istiyorum. Sadece onu istiyorum. Şimdi Belkıs'a bunu bize 19 Aralık'ta söylüyorsun. Duydun mu Mehmet? Ne oldu, sesin duydum gitti. Ablam. Yine sesin içine kaçtı. Duydum ablam, duydum. Mehmet bunu duydun da ne oldu da değişti? Belkıs'a ne oldu? Senin Hanife'ye yaptıklarını abla, duyunca mı acaba vazgeçti? Nedir? Niye bu noktaya geldi? Önce senin yorumunu merak ediyorum yani. Abla bazı şeyleri anlatamamışım demek ki. Çünkü ben hep onun derdini dinledim. Zaten sen bana deseydin bir defa da bir benim derdimi dinlesen deseydin derdim Mehmet sabaha kadar bir derdini dinlerim. İsterim. Hı. Ama sen hiç kendi hayatını bana anlatmadın ki. Sadece sen dedin ben bir hapse girmiş. Kızım. Ondan başka. Sen demedin benim bir sevdiğim var. Ondan haberim yok. Bu kadın sen demedin bana. Sen işte bu Hanife dedin o başka evde. Ben işte onun yanında yatmıyorum dedin bana. Hı. Sen onu bana dedin. Sen dedin ya Hanife şimdi... demiş evlen. Getir ben de bakarım dedin. O da yalan çıktı. Zaten iki senedir bizimki bitmişti. Ama iki ablam. Senede deseydin. İki senede bitmiş ama... Sen onu bile bana yalan söyledin Mehmet. Ben seni suçlamıyorum. Ben kendimi suçluyorum. Gerçekten kendi kendimi suçluyorum Didem Hanım. Sen burada konuşulanları duyunca mı Mehmet'ten vazgeçtin? Burada konuşanlara hepsine 19, haberim yoktu. 19 Aralık'ta diyorsun ki evet, ben ona deli gibi aşığım, Mehmet'e kavuşmak istiyorum. Evet, sadece Mehmet'i istiyorum. Bana hiç kimse iyi gelmiyor. Mehmet bana çok evet. iyi geliyor diyorsun. Evet. Sonra burada Hanife'nin gözyaşlarını görünce mi ne oluyor da? Mehmet nasıl diyeyim? Burada Mehmet'in hakkında bir sürü şey oldu ya. Ha, dediler, iddia. İşte Mehmet'in eski sevgili çıktı. Ha, eski sevgili olsun. Eski madde ama. Diyelim. Yasaklı madde. Maddeden senin bir sevgilin varmış. Yasaklı maddeden sevgilisi yok da bir sevgilisi varmış. Sevgilisi onu maalesef yasaklı madde işine bulaştırmış iddiası öyle. Adı neydi? Meltem miydi? Ha? Unuttu mu? Ha Melike. Şimdi söyleyemiyorsun. Onu da size gösterebilir miyim? Yani neyi göstereceğim? Şimdi de yani arkadaş şeye göndermiş de yani ben kabul etmiyorum zaten. Pardon Melike sana ne yapmış? Yeni mi arkadaş listeyi gönderdi? Şimdi değil, bu 3-4 aydır.
Yani göndermiş gene de. Melike cezaevinde değil mi? Yok ablam yok. Çıktı mı cezaevinde? O da artık abla orada yuva kurmuş kendine. Ha, cezaevinden çıktı Melike. Evet. Peki yuva... cezaevinden çıkmış yuva kurmuşsan arkadaşlık mı gönderdi? Yok o zaman daha bir şey yoktu ablacığım. Daha yeni mi yuva kurdu? Yuva kurmuş evet ablam. O adamı da... Orayı karıştırmayalım yani onlar da gelip burada şey olmasınlar. O da kendi yuvasına baksın yuvası yıkılmasın ablam.